Türkiye Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından kurum başarı ödülüne layık görüldü. Buna ilişkin Toprak TV'ye açıklamada bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türk ormancılığında yakalanan bu başarıya ilişkin değerlendirmede bulundu. Evet, öncelikle size çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Türkiye bildiğiniz gibi özellikle orman varlığını artıran nadir ülkelerden bir tanesi. Bunu 2020 yılında FAO'nun yayınlamış olduğu rapora bakarak görmemiz mümkün. O rapora baktığınız zaman Türkiye dünyada orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında dünya altıncısı, Avrupa birincisi. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında ise dünya dördüncüsü, yine Avrupa birincisi olduğu o raporda görülüyor. Bu başarıyı sizin de ifade ettiğiniz gibi Akdeniz Parlamenterler Asamblesi de tescillemiş oldu. Ülkemiz 1839 yılından beri ülkemizin ağaçlandırılması, orman varlığının artırılması ve ormanların korunmasıyla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü'nün başarılı çalışmaları ve tabii ki toplumumuzun, vatandaşlarımızın verdikleri destekle de ağaçlandırma çalışmalarında da çok büyük başarılara imza atıyor. Ve küreselleşen dünya, artan nüfus artışı ve sanayileşmenin etkisiyle bütün dünyada orman varlığı maalesef çok üzücü bir şekilde azalırken ve çevre sorunları baş gösterirken ülkemiz orman varlığını artırarak hem bugün hem de gelecekte, gelecek nesiller için daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha yeşil bir Türkiye tesis etme yolunda çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Orman Genel Müdürlüğü olarak bizim yeşil vatan hedefimiz, yeşil vatan idealimiz var. Bu uğurda çalışmalar yürütüyoruz. İşte sizin de ifade ettiğiniz Avrupa Akdeniz Parlamenterler Asamblesi'nin belgesine, ödülüne layık görülen bu çalışmayı da 2021 yılında bugüne kadar yaptığımız milyarlarca fidanla yapmış olduğumuz ağaçlandırmanın son yılındaki başarısından dolayı bize takdim ettiler. 2021 yılında başta yanan alanlar olmak üzere ülkemizin ağaçlandırmaya müsait bütün alanlarında 600 milyon fidanı toprakla buluşturduk ve inşallah önümüzdeki yıllarda bu 2022 yılında ve 2023 yılında da yapacağımız ağaçlandırma çalışmalarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bize göstermiş olduğu 2023 yılına kadar 7 milyar fidanın toprakla buluşturulması hedefine de bir adım daha yaklaşmış olacağız. Dediğimiz gibi 1937 yılından bu yana ülkemizde yapılmış olan ağaçlandırma çalışmalarının dökümü elimizde var. Yıllar itibariyle hangi ilde ne kadar ağaçlandırma yapılmış, ne kadar fidan dikilmiş bu sağlıklı bir şekilde var. Ve özellikle son yıllarda 2019 yılında biliyorsunuz bütün milletimize mal olmuş olan Geleceğe Nefes kampanyası aslında bu çalışmalara vatandaşlarımızın da iştirak etmesine vesile olmuştur. Bizim esas başarımız vatandaşlarımızın bu işe sahip çıkmasıdır. Ve eğer yapılan bu çalışmalar vatandaşlarımızın ve özellikle de gençlerimizin, yavrularımızın, çocuklarımızın sahip çıkmaması durumunda başarıya ulaşması mümkün değildir. Özellikle son yıllarda, son 4 yılda, 5 yılda bu çalışmaların daha da taşlanması, başarıların daha da taşlanması vatandaşlarımızın da bu işe sahiplenmesiyle meydana gelmiştir. Bizim bir sloganımız vardır. Bizler yazın köz üzerinde, kışın buz üzerinde çalışan bir teşkilatız. Vatandaşlarımızın o yangınlarda, alevlerin içerisinde mücadele ederken gördükleri kahramanlar, yangınları söndürdükten sonra da o sahaların tekrar ağaçlandırılması için çalışan kahramanlardır. Ayrı bir ekip değildir. Yangını da söndürür, ondan sonra oranın tekrar ağaçlandırılması için de çalışır. Gerektiği zaman da bunun için canını vermekten de hiçbir adım geriye durmaz. Ve bunun ispatıdır ki bugüne kadar 133 tane arkadaşımız, mesai arkadaşımız ormanların korunması, geliştirilmesi çabalarında canlarını feda etmiş ve şehit olmuşlardır. Evet, bu teşkilat gerçekten ormanı korumayı vatan savunması olarak kabul eden ve gerektiğinde de dediğim gibi canını feda etmekten çekinmeyen bir teşkilat. Yangınların söndürülmesinde gösterdiğimiz başarıyı, ülkemizin ağaçlandırılmasında da gösterdiğimiz bu çalışkan arkadaşlara, ormanın kahramanlarına, bu 40 bin fedakar vatansevere
Ben huzurlarınızda, sizin aracılığınızda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Onları tebrik ediyorum. İşlerinde kolaylıklar diliyorum. İnşallah bu aşk, bu şevk ve heyecanla ülkemizi daha yeşil, daha yaşanabilir, gelecek nesillerin bizden çok daha güzel hale getirebileceği bir ülke haline getirerek kendilerine teslim etmemizi sağlayacaklardır. Bu vesileyle ben bütün arkadaşlarıma, mesela arkadaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum onları. Ramazan bayramı sebebiyle vatandaşlarımıza da bir küçük bir ikazda bulunmak istiyorum, bir hatırlatmada bulunmak istiyorum Hamdi. Bildiğiniz gibi son iki yıldır özellikle yoğun bir şekilde etkisini hissettiğimiz pandemi sürecinin hamdolsun bugün itibariyle neredeyse sonuna gelmiş durumdayız ve bütün kısıtlamalar ortadan kalktı. Vatandaşlarımız da iki yıldır yapamadıkları bayramı bu yıl sevdikleriyle birlikte, aileleriyle birlikte gerçekleştirecekler. Ve bunun için de havaların güzel olduğu, müsait olduğu yerlerde de vatandaşlarımız araziye çıkmak isteyecek, ormana gitmek isteyecekler, pikniğe gitmek isteyecekler. Bu onların en doğal hakkı. Zaten her şey insanlar için. Allah-u Teala her şeyi insan için yaratmış. Tabii ki ormanlardan, doğal güzelliklerinden vatandaşlarımız istifade edecekler. Ancak bir şey unutmamamız gerekiyor. Bizim eğlencemiz tabiatın afetine, felaketine sebep olmamalı. Piknik yapacağımız zaman mutlaka izin verilen yerlerde, tesis edilmiş olan mesire yerlerinde ve ateş yakılmak üzere kurulmuş olan, tesis edilmiş olan yerlerde ateş yakmalarını vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz. Rastgele orman içerisinde ateş yakmamalarını, hatta ormana yakın yerlerde de ateş yakmamalarını istirham ediyoruz. Çünkü bir anlık bir rüzgar onların tahmin edemeyeceği şekilde ateşi ormana götürebilir, büyük bir felakete sebep olabilirler. Ben vatandaşlarımızın yazın 2021 yılında yaşanmış olan yangınlarda ne kadar üzüldüklerini biliyorum. Onların da yüreğinin bizimle beraber acıdığını biliyorum. Belki o yangınları söndürmede bizim yanımızda bulunamadılar ama gönülden destek oldular, dua ettiler. Yangınların söndürülmesine engel olamayabilirler, ise yardımcı olamayabilirler. Ama yangının çıkmamasını sağlayabilirler. Bu onların elinde. Çünkü Türkiye'de yaşanan orman yangınlarının %90'ı insan kaynaklı. Sadece %10'luk kısmı doğal sebeplerden çıkıyor. Alan olarak da %97'si, yanan alanların %97'si insan kaynaklı yangınlarla maalesef yanıyor. Bu şu demek, eğer biz dikkatli olursak, toplum olarak hep birlikte duyarlı davranırsak, sönmemiş bir sigara izmaritini rastgele camdan dışarıya fırlatmazsak, yaktığımız piknik ateşini mutlaka suyla söndürerek ve söndüğünden emin olarak oradan ayrılırsak veya tarla bahçe temizliği yaptığımızda çıkan atıkları ateşe vererek, yakarak değil de başka türlü imha edersek, başka türlü temizlik yaparsak veya çoban kardeşlerimiz ısınmak için veya yemeklerini pişirmek için yaktıkları ateşi söndürmeden oradan ayrılmazlarsa o felaketlerin önüne geçebilirler. Dolayısıyla diyoruz ki her şey elimizde. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Ayrıca ola ki ormanlık alanda bir duman gördüklerinde, bir ateş gördüklerinde 112 veya 177 yangın ihbar telefonlarına vatandaşlarımızın haber vermelerini bekliyoruz. Bizler 21 bin çalışanımız, 21 bin mesai arkadaşımızla bu bayram süresince de görev başında olacağız, nöbette olacağız. Ormanlarımız zarar görmesin diye görevde olacağız. Bu konuda da vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz, duyarlılık bekliyoruz. Bu vesileyle de bütün vatandaşlarımızın Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim sağlık sıhhat içerisinde inşallah nice Ramazanlara kavuştursun bizleri diyorum.